Mevlam'ın selamı, rahmeti, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Bugün, bu gece inşallah tarihin kayıtlarına iki aşırı muhabbetin veya nefretin odağındaki ulaşılması mümkün olmayan bir büyük zatı konuşacağız. Sevgide ulaşılması mümkün olmayan bir deniz. Ve ama ne yazık ki yaşadığı dönemin sıkıntılı ve çetrefilli siyasi kavgaları yüzünden de bir kesim tarafından düşmanlıkla anılmış bir büyük imam. Ben bir şey diyeyim size, dünyanın sevilmeyenleri, yani hayırlı iş yapıyorken sevilmeyenleri üzülmeyin. Çünkü en büyük imam da sizin uğradığınıza uğramıştır. Hazreti Ali sevilmez mi? O büyük imamın arkasından gidilmez mi? Sözleri başa taç yapılmaz mı? Yapmayanlar vardı, nefret edenleri vardı. Ki imamı öldürmek için fetva çıkardılar. Hariciler çirkin bir kumpas kurdular. Ve o kumpasın sonunda Kufe Camii gördüğü görebileceği en büyük zatın şehadetine tanıklık etti. İşte bugün ondan bahsedeceğiz. Hazreti Peygamber'in peygamberliğini ilan ettiği dönemde küçük bir çocuk, yaşı 10 civarında, denilir ki Hazreti Peygamber Mekke-i Mükerreme'de peygamberliğini, nübüvvetini ilan ettiğinde ona iman eden ilk çocuk Hazreti Ali, ilk köle Bilal, ilk efendi Hür Ebu Bekir, ilk kadın Hatice. Tek bir kişiyle yola çıktı Resul, sonra bugün 2 milyar Müslüman şu anda. Annesi onu rüyada görmüş. Doğurduğu zaman anası Fatıma Bintül Esed Ali'yi doğurduğunda şöyle bir rüya görmüş. Diyor ki, rüyamda bana 4 kılıç verildi. Kılıçlardan biri yere düştü ve dağıldı 4 yana. Biri suya, biri göğe, biri toprağa. Kılıçlardan birisi ise aslana dönüştü. Aslan. Haydar ismi oradan geliyor. Haydar. Benim rahmeti babamın adı da Haydar'dı. Babaannem babamı doğurmadan Hazreti Ali'yi rüyada görmüş. Doğunca da müftü olan dedem demiş ki adını Haydar koyalım. Hazreti Ali'nin hizmetkarı olsun diye. Ve Haydar aslan demek. Bir kılıç da aslana dönüşmüş. Onun için ona Haydar dediler. Adını aslında Ali koydular ama annesi o benim için Haydar'dır dedi. Hem Ali hem Haydar. Kıtlık yıllarında Hazreti Ali'nin babası yoksul bir adam. Çok kasil ama yoksul, imkanları yok. Hazreti Peygamber'in de durumu çok iyi. Yani peygamberlikten önceki seneleri kastediyorum. Resulullah tüccar, parası var. Hazreti Hatice bütün imkanlarını sermiş peygamberimize. Bütün ticari imkanlarını ki Mekke'nin en güçlü kadını Hazreti Hatice. Tüccar, ticaret kadını. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam durumu iyi olunca Ebu Talib'e diyor ki amcasına, çocuklarını bize ver, himayeye alalım. Senin durumun iyi değil. Ebu Talib diyor ki, oğlum akile dokunmayın, kimi alıyorsanız alın, akil. Her babanın en çok sevdiği bir çocuğu olur. Hazreti Akil, Ebu Talib'in en sevdiği delikanlısı. Hazreti Abbas Cafer'i alır, Cafer-i Tayyar biliyorsunuz. Uçan Cafer, onun ayrı bir hikayesi var. Mute'nin şehidi, Hazreti Ali'nin ağabeyi.
Hazreti Peygamber de Ali'yi yanına alır himayesine. Hazreti Peygamber pazartesi günü peygamber oldu. Salı günü Hazreti Ali iman etti. İmanı da şöyledir. Hazreti Peygamber'i namaz kılarken görür Hazreti Ali. Ne yapıyorsun der. Resulullah der ki ben peygamberim, namaz kılıyorum. Bana anlat bu dini nasıldır diye Hazreti Peygamber anlatır. Ve Hazreti Ali'yi çağırır, davet eder İslam'a. Hazreti Ali der ki babama sorayım. Dışarı çıkacak, kapıya doğru yürürken Hazreti Ali sonra geri döner, sana iman ettim der. Hazreti Peygamber der ki ani karar değişikliğin sebebi ne? Hazreti Ali der ki Allah beni yaratırken babama sormadı. Ben ona inanırken niye babama sorayım? Ben iman ettim sana ve iman etmiştir. O çok isimle anıldı. Hazreti Peygamber Ebu Kubeys Dağı'nda bütün Mekkelileri çağırır, İslam'a davet eder. O gün Hazreti Peygamber desem ki diye söyler. Şu dağın ardında bir ordu var gelecek. Ne dersiniz ey Mekkeliler? Sen doğru söylüyorsun. Hiç yalan söyledin görülmemiş ki. Çünkü Peygamberimizin lakabı peygamberlikten önce güvenilir Muhammed. El Emin. Allah Nebisi dönüyor ve diyor ki ben Mekke'yi basacak ordudan daha çetin bir şeyden haber vereyim mi? Bir mahşer var ve dirileceksiniz. Allah'a iman edin. Bırakın putları deyince Ebu Leheb bir avuç toprak alır amcası. Ellerin kurusun Muhammed senin der. Yeğenine saldırır. Hazreti Peygamber durur der ki yok mu bana iman edecek? Hayır derler. Ama bir cılız ses çıkar. Ben varım. Resulullah bakar Hazreti Ali. 10 yaşındaki çocuk. Ben varım. Böylece 10 yaşında 80 yaşındaki insanlardan daha iman ve olgunlukta önde olduğunu ortaya koyar Hazreti Ali. Birçok lakabı vardır. Ebul Hasan, Hasan'ın babası. Ebul Hüseyin, Hüseyin'in babası. Haydar-ı Kerrar, kahraman aslan. Hem aslan hem yüce. Ebul Reyhaneyn, iki fesleyenin babası. Hasan'la Hüseyin'lerin babası. Esedullah, Allah'ın aslanı. Ebu Turab, toprağın babası. Bir gün sordular Hazreti İmam'a, en sevdiğin ismin nedir? Ebu Turab. Hikayesi var mı dediler toprağın babası. Vardı. Bir gün mescitte uzanmıştım. Hazreti Peygamber beni uyandırmaya geldi. Mescitte beni uyandırmaya geldi. Ayağa kalktım. Her tarafım topraktı. Her tarafım kumdu. Hani uyurken sağa dönmüş, sola dönmüş uyku sersemliğiyle insan döner ya. Dönmüşüm. Sakalım saçım kum dolmuş. Görünce peygamber yanıma geldi. Sakalımdaki kumları şöyle bir temizledi. Kalk dedi toprağın babası kalk. En sevdiğim ismim bu. Çünkü toprak kadar mütevaziydi. O gün peygamber onu silkelerken cübbesini damadının döndü ve Hazreti Peygamber ona şöyle dedi. Ali sana bir şey söyleyeyim mi? Buyurun ey Allah'ın nebisi. Dünyanın en bedbah adamı kimdir biliyor musun? En bedbahı. Kim ya Resulallah? İki adam. Biri Hazreti Salih'in devesini öldüren bedbah. Hazreti Salih. Sen Salih peygambere diyorlar ki bize bir mucize göster. Salih peygamber nasıl bir mucize istersiniz diyor. Şu kayadan deve çıksın. Olmayacak bir şey. Şu kayadan deve çıksın. Hazreti Salih diyor ki Allah dilerse çıkarır. Salih dua edince kaya ikiye bölünür deve çıkar. Mucize. Hem de doğurmak üzere olan bir deve. Derler ki sen sihirbazsın. Sonra deveden dolayı imtihan edilirler ve helak edilirler. Uzun hikaye. Bir gün anlatayım onu da inşallah.
Ama o deveyi öldürdüler. Öldürünce de felaket geldi. İşte Resulullah onu anlatıyor. Dünyanın en bedbaht birinci adamı Salih'in devesini kesen, ikincisi de Ali, seni. Hazreti Ali gözünü açar, ben ne olacağım? Senin şuranı kana bulayacaklar. Aynen öyle diyor. Senin saçını ve sakalını kana bulayacak adam en bedbaht adamdır Ali. Hazreti Ali akıbetini anlamıştır. Kana bulanacak. Onun için biraz sonra söyleyeceğim. O ölümlü darbeyi yediği zaman büyük imam ne dedi, neyi söyledi? Biraz sonra paylaşacağım sizinle. Hazreti Ali'nin fiziğini biraz anlatayım. Gözü genişti. Gözü genişti. Ela gözlüydü. Kahverengiye çalan bir göz rengi vardı. Sakalları uzundu. Ama en büyük özelliği, savaşlardan önce sakalını bırakırdı. Savaşlardan önce sakalı daha heybeti görmek için çok uzar ve böyle şu kadar böyle iki avuç haline gelirdi Hazreti İmam'ın. Birkaç gün yemek yemediği rivayet edilir. İyi bir komutan, güçlü bir savaşçı, saçları erken dökülmüş. Boyu ortadan biraz kısa. Fazoları güçlü, son derece etkili, özel bir adam. Şimdi bazı insanlar vardır ki cesarette öndedir. Hazreti Ali için öyle. Bazı insanlar vardır ki iyi komutandır. Halid bin Velid. Mesela insanlık tarihinde ben Halid'in üzerine bir komutan düşünemiyorum. Girdi 100 savaşın tümünü kazanmış. Ve bütün savaşlardan önce Hazreti Halid diğer orduların komutanını birebir çatışmaya çağırmış. Ve tümünü de öldürmüştür. En az 100 defa birebir savaşmıştır. Geride durup da saldırın dememiş, önde yürümüş. Er istemiş, öteki tarafın komutanına gel demiş buraya. Önce biz savaşalım, biz hesaplaşalım. Sonra askerler ve tümünün komutanlarını devrede çıkarmış. Halid, müthiş bir adam, hayran olunan bir adam. Bence Halid üzerinde her askerin Hazreti Halid'in savaşlarını gözden geçirmesi ve incelemesi gerekir. Müthiş bir hazine. Ama cesarette Hazreti Ali özel bir yerde. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu müthiş insana müthiş bir muhabbet besliyordu. Hazreti İmam bir gün 4 dirhemi vardı. 4 dirhem, 4 lirası. Bu 4 dirhemden birini açık verdi, birini gizli. Birini gece verdi, birini gündüz. Bakara 274. ayeti bunu anlatır. Bakara 274. ayeti Hazreti Ali'yi anlatır. Şimdi Şii kaynaklarına göre Hazreti Ali'den bahseden 500'e yakın ayet var. Ben bunun biraz zorlayıcı bir yorum olduğu kanaatindeyim ama Hazreti Abbas'ın sözüne itibar ederim. Hazreti Abbas diyor ki 300'e yakın ayet dolaylı olarak Ali'den bahseder. Hazreti Abbas'ın sözü sözdür. Mallarını gece gündüz gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yok, onlar mahzun olmayacaklardır. Bu ayet Hazreti Ali'yi anlatıyor. 4 lirası vardı, birini gece, birini gündüz, birini açık, birini gizli veriyor. Kimse görmesin diye. Hayber günü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, ben yarın şu bayrağı öyle birine vereceğim ki o Allah'ı sever, Allah onu sever. O peygamberi sever, peygamber de onu sever der. Sabahleyin herkes bize versin diye beklerken
Resulullah der ki Ali nerede? Damadını çağırdı. Derler ki ya Resulallah Ali hastadır. Hazreti Ali hastadır derler. Gözünde sıkıntı var. Çağırtır büyük imamı Hazreti Ali. Hazreti Peygamber eliyle Ali'nin şöyle gözüne doğru sürer Resulullah. Hazreti Ali diyor ki hayatımda bir daha gözüm ağrımadı. Müthiş bir adam. Mütevazi, asla riyaset peşinde koşmamış. Asla makamın peşinde koşmamış. Peygamberin kızına karşı çok şefkatli, özel bir aşkı vardı Fatıma ile. Peygamberin kızı derdi karısına. Hazreti Fatıma'ya gönlü kırılacaksa karı koca arasında hani kavga olur ya, hemen evi terk ederdi Hazreti Ali. Fatıma'yı üzmemek için. Halim ve Serim. Bazen imkan bulamazdı. Bahçelerden su çekerdi, kovalarla para kazanırdı, çocuklarına rızık alırdı. Hazreti Ali bir askeri harekatta Hazreti Ali gider ve haber gelir ki askeri harekete katılan Müslümanlar öldürülmüştür diye. Hazreti Peygamber o kadar mahzun olur ki ellerini semaya kaldırır ve öyle der. Allah'ım Ali'yi görmeden bana ölüm verme. O kadar Ali'yi severdi. Çünkü Resulullah onu öz evladı gibi büyüttü. Ona kendinden öyle şeyler verdi ki Hazreti Ali'ye. Ben ena medinetul ilmi ve aliyyum babuha. Ben ilim şehriyim, Ali benim kapımdır diyecek. Yani benim ilmime Ali'den varılır diyecek Hazreti Peygamber. Müthiş bir beyin. Müthiş bir zeka. O kadar zekiymiş ki Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ömer de Hazreti Ali'ye danışmadan hiçbir kararı vermemişlerdir. Hatta birçok kararı verirken Hazreti Ömer Hazreti Ali'ye danışacak. Bazı konularda Ali onu doğrulturken Hazreti Ömer şunu diyordu. Levla aliyyun lehelake omaru. Ali olmasaydı ben çoktan helak olacaktım. Ali sıradan bir adam hiç olmadı. Hiç gölgeye sığınmadı. Hiç makam mevki peşinde koşmadı. Hiç kavga etmedi. Halifelerin arkasında hiç konuşmadı. Hazreti Ebu Bekir varken yanındaydı. Ömer varken yanındaydı. Bir gün Hazreti Peygamber soruyor sahabiye. Siz birine iyilik yapsanız ama o kötülük yaparsa ne yaparsınız? Sahabi der ki iyilik yaparız. Resulullah der ki ikinci kez eğer bir daha size kötülük yaparsa siz ne yaparsınız ona doğru? Sahabi susarlar, bir şey söylemezler. Biraz sonra Hazreti Ali gelir, Resulullah döner Hazreti Ali'ye der ki Ali, sen bir adama iyilik yaparsan, o adam sana kötülük yaparsa ne yaparsın? Hazreti Ali der ki, iyilik yaparım. Bir daha sana kötülük yaparsa iyilik yaparım. Bir daha kötülük yaparsa iyilik yaparım. Dördüncü kez, bir daha kötülük yaparsa iyilik yaparım. Bir daha kötülük yaparsa iyilik yaparım. Bir daha kötülük yaparsa iyilik yaparım. Yedi defa Ali bir daha kötülük yaparsa iyilik yaparım ey Allah'ın nebisi deyince Hazreti Peygamber döndü ve dedi ki diyorsunuz ki Muhammed niye Ali'yi çok seviyor? İşte bundan dolayı. Hak ediyordu. Bütün övgüleri hak ediyordu. Ölmeyecek bir adam değil ki. Hazreti Muhammed dokunmuş ona. Ne demek bu? Almış onu billur bir kasede nezahetle büyütmüş. Bütün sefahetten uzak, tertemiz, Hazreti Peygamber'in en sevdiğine koca olmuş, Fatıma'ya koca olmuş. Hak etmiş, Ali olmuş, Ehl-i Beyt'in babası olmuş, müminlerin emiri olmuş. Nasıl sevilmez ki? Bir gündü, Hendek Muharebesi'nde
Medine kuşatılıyor. Orada Amr bin Abdülvüt isimli bir adam geliyor. Bu adamın boyu 2 metreden fazla. Acayip bir dev gibi bir adam. Amr bin Abdülvüt diyor ki bana er gelsin, er savaşayım. 2 metre boyunda yarı dev bir adam. Hazreti Ebu Bekir kalkmak istiyor. Peygamber diyor otur Ömer. Otur Ebu Bekir. Zübeyir kalkmak istiyor Resulullah otur diyor. Çünkü hiçbirinin Amr'ın önünde durması mümkün değil. Adam savaş kurdu, yılların kurdu, yıllanmış bir asker ve boyu 2 metreden fazla. Hayli uzun bir adam. Hazreti Peygamber bütün sahabeyi sustururken Hendek Muharebesi'nde nihayet Amr bin Abdülvüt ağır sözler söyler. Küfreder yani. Ağzını bozar. Bunun üzerine Hazreti Ali der ki ya Resulallah müsaade. Bundan sonrası bana kalmıştır. Hazreti Peygamber döner Hazreti Ali'ye der ki Hazreti Ali boy olarak adamın 1/3. Adam dev gibi. Hazreti Peygamber döner ve der ki Ali der o Amr'dır. Yani ona karşı dikkatli davran o Amr'dır deyince Hazreti Ali döner ve der ki o Amr'sa ben de Ali'yim ya Resulallah. O Abdülvudd'un oğluysa ben de Ebu Talib'in oğluyum. Ey Allah'ın peygamberi müsaade et. Bu hadsize, bu ahlaksıza haddini bildireyim. Hazreti Peygamber peki Ali der. Şimdi manzaraya bakın. Resulullah ayağa kalkar. Üzerindeki zırhı peygamberimiz çıkarır. Hazreti Ali'nin üzerine giydirir zırhını. Bütün sahabenin gözü önünde. Hazreti Ali'nin kılıcını Hazreti Ali'nin eline verir. Resulullah Zülfikar'ı eline verir. 2 uçlu kılıcı. Sonra dön bana der. Hazreti Ali sırtını döner Resulullah'a. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'nin arkasına geçer. 2 elini kaldırır. Ve Hazreti Ali'nin sırtını hafifçe vurur. Orada bir duası var. Allahümme eyyidhu bi ruhil kudus. Allah'ım Cebrail'le Ali'ye yardım et. Ellerini Ali'nin sırtına vurur. Hadi bakayım Allah seninle olsun der. Hazreti Ali atlar. Adam Ali'nin 3 katı. Hazreti Ali ile karşı karşıya gelince der ki sen kimsin? Alay eder. Hazreti Ali der ki ben Ali'yim. Bana ufak gelirsin der. Ufak gelirsin. Hazreti Ali radıyallahu teala an der ki ben sana yeterim. Git der. Sen benim arkadaşımın oğlusun. Baban Ebu Talib'i severdim. Git belanı başkasından bul deyince Hazreti Ali döner. Sen belanı benden bulacaksın der. Adamı kızdırır. Adam büyük bir kin ve nefretle kılıcıyla Hazreti Ali'ye yürürken Resulullah'a gözümüz takılır. Hazreti Peygamber'e gözler takılır. Hazreti Peygamber ellerini kaldırmış şöyle dua ediyor. Ya Rabbi Uhud'da Hamza'mı aldın. Beni Hamza'sız bıraktın. Ya Rabbi bugün beni Ali'siz bırakma. Kurbanın olayım diye. Resulullah ellerini açar yüce Allah'a da yalvarır. Bir peygamberin münacaatıdır o. Bir peygamberin duasıdır o. Allah'ım bugün beni Ali'siz bırakma. Uhud'da Hamza'sız bıraktığın gibi yapma ya Rabbi. Amr bin Abdülvud kılıcı vurur Hazreti Ali'ye. Ali eğilir, kılıç Hazreti Ali'nin boynunu keser. Tıpkı Resulullah'ın işaret ettiği yerde tam şurayı keser bu şekilde. Kılıç şurayı keser ve Hazreti Ali'nin göğsü kan dolar. Sonra Hazreti Ali geriye çekilir, fırlar bir ayağını çukurun bir tarafına, öteki ayağını öteki tarafa atar. Oradan oraya zıplar, kılıcını kaldırır adamın boyunun 1 metre, 2 metre yukarısından tek bir hamleyle. Amr bin Abdülvüt isimli canavarı yarı insan yarı hayvan adamı yere devirir. Ali fakat çok manidar, gariptir. Şehit olduğu günde darbeyi aynı yerden alacaktır. Tıpkı peygamberin işaret ettiği yerden alacaktır. Hazreti Ali
öyleymiş. Ve bir gün 6 lirası vardı. 6 lirası. Hazreti Fatıma dedi ki git çocuklara yemek al. Bir şey al. Çocuklar yesinler. Medine çarşısına gitti. Meyve alacak. Et alacak. Yemek alacak. 2 kişinin karanlıkta kavga ettiklerini gördü. Biri ötekinin tutmuş böyle. Sallıyor yakasını. Ne istiyorsun diyor. Paramı ver. Öteki diyor vallahi yok. Olsa veririm. Ver paramı diyor. Hakaret ediyor ona. Hazreti Ali geldi. Niye hakaret ediyorsun adama? Ne istiyorsun? Borcumu versin. E yok diyor. Çıkaracak diyor. Hakaret ediyor. Hazreti Ali dedi ki alacağın ne kadar senin? 6 lira. Cebindeki kadar. Çıkardı imam. Hangimiz yaparız bunu? Hiçbirimiz yapmayız. Deriz ki al sana 3 lira. 3 lira da çocuklara bırakayım deriz. İmam tümünü verdi. Tümünü verdi. Dedi ki bırak onu hadi gitsin. Gitti. Ama bir şey de alamadı eve. Eve de gidemiyor çocuklar aç çünkü. Hangi yüzle gidecek kendince? Çocuklarına ne söyleyecek büyük imam? Bekler çocuklar uyuyuncaya kadar. İçeri girer Fatıma. Merakta. Nerede kaldın sen? Neyin var? Niye gelmedin? Sorma peygamberin kızı. Sorma başıma geleni. Ne oldu sana? Ben tam alacakken pazardan bir şeyler. 2 adam kavga ediyordu. Birinin 6 lira borcu varmış. Öteki ona hakaret ediyordu. Gönlüm el vermedi. Çocuklara yemek alacağım parayı onlara verdim. Bir şeyim kalmadı. Gelemedim de utandım çocuklardan. Bekledim evlatlar uyusunlar. Ondan sonra geleyim diye. Hazreti Fatıma peygamber kızı döner ve der ki iyi ettin Allah senden razı olsun. Bizim hanımlar olsa aynı şeyi söyler miydi acaba? Dünyanın akıllısı sen misin derdi bizim hanımlar olsa. Sana mı kaldı? Bütün parayı verdin derdi. En iyimizin karısı öyle derdi. Fatıma iyi etmişsin Ali üzülme. Allah çocukları doyurur elbet elbet. Sen bir Müslümanın sıkıntısını kaldırdın ya. İmam üzgün. İmam utanmış. İmam sıkıntıda. İmam daralmış. Ben sanmıyorum imam kelimesi hiçbir insana Hazreti Ali kadar yakışsın. Hiç kimseye Hazreti Ali kadar bu ismi yakıştıramadım. İmam, önder, imam hakikaten. Dışarı çıkar üzgün. Yolda yürürken birdenbire birisi çıkar, bir sokaktan birisi. Adamın elinde bir deve var. Satıyorum deveyi der. Hazreti Ali'dir ki param yok. Al al bu paraya. Kaça? 100 liraya. Param yok benim. Al alırım senden, bilirim seni ben. Adam deveyi Hazreti Ali'nin eline tutuşturdu deveyi. 100 akçeye, 100 liraya. Sonra adam kayboldu sokakta. Kimim ben demedi. Alırım senden demedi. 100 lira şuraya yatır demedi. Bir serap gibi geldi. Bir serap gibi, bir gölge gibi kayboldu. Medine karanlığında gecenin ilerleyen saatinde. İmam hayret içinde. Nereden geldi bu deve? Kim bu adam? 2 adım yürüdü sokakta. Karşısına bir adam çıktı. Bu deveyi bana satar mısın? Hazreti Ali 3-5 dakika içinde gelişen bu olayı anlamakta zorlanıyor. Bana bu deveyi satar mısın? Hazreti Ali baktı. Satayım da kaça vereyim? 300 altına ver. 300 lira. Birdenbire adam Hazreti Ali'nin eline 300 lirayı verdi, gitti. Deveyi aldı ve gitti.
Karanlıkta kayboldu adam. Karanlıktan gelen iki adam. Biri deveyi veriyor 100 liraya. Parayı almadan gidiyor. Öteki geliyor deveyi alıyor 300 liraya. Parayı verip gidiyor. Hazreti İmam hayret içinde. Eve alacak bir şeyler götürecek. Kuşlar gibi uçacak. Sevinçli çünkü. Akşam çocuklarına ekmek götüremeyen bu adam birdenbire 300 lirayı 300 altına sahiplenecek. Gitti. Hanımına konuştu ve sabah ezanı okunuyor. Hemen camiye, mescide Resulullah'la konuşacak. Ona anlatacak bu hikayeyi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasında namazı kıldı. Nebi camiden çıkarken büyük imam Resulullah'ı bekliyor. Sabah namazından sonra konuşacak. Hikayeyi anlatacak ona. Şöyle bir şey olduydu diye. Sabah namazının dışında bekliyor imam Resulullah'ı. O güneş yüzlü geldi. O ay yüzlü geldi. O Bedir yüzlü geldi. Hazreti Peygamber geldi birdenbire. Hazreti Ali ile karşı karşıya. Ali söyleyecek. Şöyle bir hikaye oldu akşam. Resulullah baktı ona. Dedi ki Ali ne oldu 300 lira? Sen biliyor musun ey Nebi? Biliyorum dedi. Sana deveyi getiren ve senden deveyi satın alanı biliyor musun? Kimdi onlar? Hazreti Ali bilmiyor. Kimdi ya Resulallah? Sana deveyi veren Cebrail'di. Deveyi senden alan İsrafil'di. Deveyi sana veren, o 100 liraya veren Cebrail melek. Senden 300 liraya alan da İsrafil'di. Sen 6 liranı bir fakir için verdin. Allah sana hemen karşılık verdi Ali. Biliyorum. Hadi eve git. İmam bin düşünceyle eve uğurlanırken bir saadet dönemi, bir altın nesil, insanlık tarihinin gördü ve görebileceği en şerefli nesil. Ey Allah'ın nebisi, nasıl bir kudrettin sen? Ya Resulallah, sen nasıl bir güçtün ki düne kadar bir kardeş bir kardeşi mal için yerdi. İnsanlar diri diri kızlarını gömerlerdi. Sen kızların diri diri gömen insanlardan bir Ömer oluşturdun. Bir Ebu Bekir oluşturdun, bir Osman. Bu nasıl bir kudret, nasıl bir dokunuş? Muhammed dokunuşu işte aleyhissalatü vesselam. Onun için bizim hayranlığımız Muhammed'e. Peygamberliğinin ötesinde bir şey, sadece iman etmiş değiliz. Biz ona aşık ve hayranız, vurgunuz ona. İşte bundan dolayı. Hayranlık bundan dolayı. Sadece peygamber oluşu değil. Başların tacı sevildi, ölesiye sevildi. Şu an gecenin saat kaçı? Gecenin saat 03'ü. Medine'de şu an insanlar sırada. 4 mevsim 365 gün. Şu an insanlar sırada ve Hazreti Peygamber'i ziyaret ediyorlar. Şu an. Yüz binlerce insan yürüyor şu anda. Mezarının önünde salatü selam getiriyorlar. Hiçbir peygambere, hiçbir lidere, hiçbir faniye, hiçbir insana, hiçbir filozofa, hiçbir din adamına kıyas olmaz da hiç kimseye bu nasip olmamıştır. Bana gösterin şu anda 24 saat, bütün bir yıl 1400 küsur senedir aksatılmadan binlerce kişi ziyaret ediyor. Her dakika. Bu nasıl bir şey ya? İşte bu peygamber, son peygamber. Allah bütün aşkı ve muhabbeti ona yükletmiş. Sevenler onu sevdiler. Sevdalananlar ona sevdalandılar. Onun uğrunda ölümü bir vuslat bildiler. Gariptir. Bazen büyükler ayak takımı bir adam tarafından tarihten silinirler. Çok garip. Tarihe sığmayacak insanlar
ayak tapkımı bir sefih bir zavallı onursuz bir adam tarafından öldürürler. Bugün iftardan abi, dün söylemiştim sahurda, iki insandan hayatım boyunca tarihte haz almadım. Biri Hazreti Hasan ve Hüseyin'i şehit eden, öteki babasını, öteki de Ömer'i şehit eden. Mevlam'ın selamıyla. Maide suresinin 55. ayeti imamı anlatıyor. Maide 55. Maide 55 ne diyor? Bir gün büyük imam namazdaydı. Namazdaydı Hazreti Ali. Namazda ve secdedeydi. Tam secdedeyken yanından bir dilenci geçti. Hazreti Ali'nin yanından geçen dilenci dedi ki, bu fakire bir lokma. Bu fakire bir lokma. Dilenci geçip gidecek. İmam selam verinceye kadar kaybolup kenarda itecek. İmam bekleyemiyor. Adamı bulamayacak belki bir daha. Secdedeyken elini eline attı, parmağından yüzünü çıkardı. Yüzüğü çıkardı ve eliyle dilencinin önüne doğru fırlattı yüzüğü. Kur'an onu anlatıyor. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür ve Allah'ın boyunu emirlerine boyun eğerek namaz kılar. İşte gerçek namaz budur. Namazda gerekirse vazgeçeceksin ellerindekinden. O zaman bizim namazlarımız yandı gitti, kül oldu. Hiçbirimizin namazı onun namazına benzemedi çünkü. Namazda çıkarıyor, yüzü atıyor. Fakir gitmesin, kapmadan kaybolmasın diye. Allah'ın emirlerine boyun eğerek namaz kılan buymuş meğer. Kılmak buymuş meğer. Ve zekatı veren müminlerdir. Kur'an-ı Kerim liderini, güzelliklerin liderini öyle anlatıyor. Ümmü Mabet, Ümmü Mabed'in kız kardeşi anlatıyor. Bir gün Resulullah abdest alır bir yerde. Efendimiz abdest alırken abdest suyunu biriktirirler, dökerler bir yere. Hani leğene koyarlar. Köylerinde olur ya, elimizi yıkarız leğene, leğeni dökerler. Peygamberimizin abdest aldığı yüzünü, ayağını yıkadığı, elini yıkadığı o abdest suyunu bir yere dökerler. Oradan birkaç gün sonra bir ağaç çıkar. Ağaç yeşerir. İri bir ağaç olur. Müthiş meyve vermeye başlar. O ağaca şifalı ağaç derler. Mübarek ağaç. Halk o ismi takar. Çünkü onun yemişinden yiyen herkes iyileşirmiş. Takdir ilahi. Onun yemişinden yiyen herkes düzelirmiş. Bir gün Şevahid-i Nübüvvede anlatılıyor bu olay. Bir seher vakti bütün meyvelerinin döküldüğü, ağacın kıra yemiş gibi oldu görülür. Don yemiş gibi. Kıra yemiş gibi bütün meyveleri dökülür ağacın. Yaprakları küçülür. Sorarlar, bugün ne oldu ki? Denilir ki bugün Muhammed vefat etti. Aleyhissalatü vesselam. 30 yıl sonra yavaş yavaş o ağaç uzun ömürlü. Yeniden biraz meyve vermeye başlar. 30 yıl sonra ağacın dikenlerle doldu görülür. Diken diken olur ağaç. Yemiş yeri yeniden dökülür. Ne oldu bugün denilir. Tarihte ne var bugün? Bugün İmam Ali şehit oldu. Ve bir gün ağaç tam kurur, meyve vermez. Tarumar olur gider ağaç. Hiçbir şey kalmaz. Bugün ne oldu derler.
İmam Hüseyin şehit oldu derdi. Bu ağacın adı Ümmü Mabed'in ağacı. Ümmü Mabed'in ağacı derin bir iz bırakır. Ya Rabbi, İmam Ali gibi sevmeyi nasip et bize. İmam Ali gibi sevilmeyi nasip et bizlere. Hazreti Peygamber sinirlendiği zaman bazı konulara Efendimizin de hiddetlendiği anlar vardır. Peygamberimizin hiddetlendiği, sertleştiği zamanlarda kimse onun önüne geçmezmiş. Bir kişi hariç Ali. Hazreti Ali'ye derlerdi ki Resulullah hiddetlendi. Hani binde bir olur. Ali gidermiş. Resulullah onu görünce gülümsermiş, unuturmuş. Amca oğlunu özel sevdi. Kızını verdi, yegane kızı. Bir kızı kalmıştı. Onu ona verdi. Ve verirken dedi ki Ali, sen onun kölesisin. Fatıma, sen de Ali'nin cariyesisin. Yani ikiniz birbirinizin kölesisiniz. Yani ne demek? Birbirinizi seveceksiniz. Ölesiye. Birbirinizi harcatmayacaksınız. Sen ona, o sana sevgi besleyecek. O anlamda bakacaksınız. Bu evliliğe. Öyle koydu bu evliliğin adını. Ve namazını kıldı. Namazını gerdeğe koymadan önce namazını kıldı. Onlara dua etti. Allah'ım zürriyetlerini şeytandan uzak et. Bugün yeryüzünde Hazreti Peygamber'in zürriyeti oradan gelmeye. Bir gün Hazreti Peygamber bir savaş sonunda ganimet gelir. Savaş ganimetleri paylaştırılır. İnsanların başka gelir kaynağı yok ki. Ya bahçe, ya bal, ya hayvan, ya şu. Hazreti Peygamber vergileri dağıtır halka, gelen vergileri. Hazreti Ali'ye de verir ama Hazreti Ali'ye 3 altın verir, az verir. Herkese 8-15 verirken Hazreti Ali'ye az verir. Peygamber damadı bir şey demez edebinden. Ama içinden der ki benim de çocuklarım var. Ben de çocuk besliyorum. Ben neyle besleyeceğim onları? Hazreti Peygamber niye bana 3 lira verdi? Başkasına çok verdi 8-10. Bana 3 lira verdi. Niye öyle? Akşam Hazreti Ali uyur. Rüyasında görür ki mahşer yeri kurulmuş. İnsanlar bölük bölük, parça parça gidiyorlar. Bazı insanlar yerde sürünüyor mahşere doğru. Bazıları yürüyor. Bazıları yürüyor, kapaklanıyor yere. Mahşere grup grup gelir. Kimi sürünerek, kimi koşarak, kimi yavaş yavaş, kimi arka arkasın yürür. Herkes mahşere aynı şekilde gitmeyecek. Dünyada Allah'la aram nasıl idiyse mahşerde de böyle yürüyeceksin. Bu kadar açık ve net. Dünyan ve ahiretin aynı olacak. Hazreti Ali hesaba çekiliyor. Hazreti Ali'ye diyorlar ki gel bakayım 3 altının hesabını ver. 3 altın aldı ya, azımsadı ya, rüyasına giriyor 3 altın. Diyorlar ki Hazreti Ali'ye 3 altının hesabını ver. Hazreti Ali buraya dönüyor, şuraya dönüyor. Hazreti Ali yapacak bir şeysi yok. Sonra birdenbire yatağından fırlıyor. Yatağından fırladığı anda yürüyor böyle kapıya kadar. Gecenin o uykusunun, rüyasının tesiriyle. Sabah namazı Resulullah'ın yanındadır. Rüyayı anlatacak. Hazreti Peygamber namazdan sonra yine Ali'ye bakar. Ali der, buyur ya Resulallah. Bana bir şey mi anlatacaksın? Evet ya Resulallah. O zaman ben sana anlatayım Ali. 3 altının hesabı ne kadar zormuş değil mi dedi. Resulullah, 3 altının hesabı ne kadar zormuş değil mi? Evet ya Resulallah. Efendimiz hiçbir şey söylemeden yürüdü ve gitti. Hakikaten kışın ince giyinirdi, yazın kalın giyinirdi. Hiç etkilenmem diyordu.
Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken diyorlardı ki niye etkilenmiyorsun? Çünkü o bana okudu diyordu. Resulullah'ı kastederek bana okudu, vücudumu sıvazladı. O günden bu yana ne soğuğu ne sıcağı hissetmiyorum derdi. Bir savaşta karşıdaki muhariple savaşır. Kılıç kılıca çekilir. Hazreti Ali er isteyen bu adama karşı çıkar. Peygamberimizin en güçlü silahşörlerinden biri oydu. Hazreti Ali'ydi. Çıkar ve adamla kılıç kılıca vuruşurlar. Hazreti Ali adamı bir çırpıda aşağı indirir. Adam yere düşer. Kılıcı bir yere, adam bir yere. Hazreti Ali'ci kılıcı kaldırır. Tam kılıcı indirecekken adam tükürür. Yerde tükürür yani. Onun tükürüğü Ali'ye ulaşmaz da. Ama tükürür herif yani. Öleceksen bari tükürmüş olayım. Tükürüğüm bende kalsın diye. Hazreti Ali kılıcı kaldırmışken adamın tükürdüğünü görünce kılıcını indirir. Adama bakmaz ve yürür. Adam bağırır. Büyük imam! Hazreti Ali döner. Hazreti Ali söyle der. Beni küçümsedin mi? Öldürülmeye layık mı değilim? Yani adam öldürülmemekten dolayı üzülüyor. Beni niye öldürmedin diyor. Ben bu kadar aşağılık bir adam mıyım ki beni affediyorsun? Gerçek bir silahşör bunu söyler. Mağlup oldumsa öldür beni o zaman. Hazreti Ali der ki hayır. Seni aşağıladığım için değil. Seninle savaşırken sen bana ve dinime saldırdın. Onun için seninle savaştım ve seni yere devirdim. Ama kılıcımı kaldırırken sen bana tükürdün. Şimdi bilmiyorum, kılıcımı indirirken bana tükürdüğün için intikam hissiyle mi indireceğim, Allah için mi? Bilmiyorum. Nefsim devreye girdi. Nefsim devreye girmişse ben öldürmem seni. Onun için döndüm. Adam bağırır. Sen hakikaten böyle mi inanıyorsun? Evet deyince ayağa kalkar. Yanındaki 70 kişiye der ki bu adamın dinine girilir, bu adamla savaşılmaz. Gelin, 70 kişi bir anda büyük imamın safına geçecektir. Ahlaklarıyla hakikaten İslam'ı yaşatıyorlardı, İslam'ı hak ediyorlardı. Büyük imam. Bir gün biri der ki, ey imam, senin döneminde siyasi kargaşa, terör çok. Nedir bu, neden böyle? Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer döneminde yoktu. Senin döneminde neden bu kadar kargaşa var deyince döner ve adama der ki benim dönemimde yardımcılarım sizlersiniz. Hazreti Peygamber'in, Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'in döneminde yardımcıları bizlerdir. Biz size göre, siz bize göre. Onun için bakın işinize ve yürüyün der. Bir gün Yenbu'da hastalandı büyük imam. Hastalandığını görenler üzüldüler. Yanına gelenler dediler ki ey büyük imam hastasın, ağırsın, üzülmeyin, iyileşeceğim dedi. Nereden biliyorsun dediler. Ben Yenbu'da ölmem dedi Irak tarafında. Niye dediklerinde? Çünkü dedi şurayı gösterdi. En sadık dostum, peygamberim dedi ki, sen buradan darbe yiyeceksin. Ben yatakta ölmem, ben vurularak öldürüleceğim dedi. Dediği gibi çıktı. Çünkü dostum dedi ki, buradan yiyeceksin darbeyi. Bitti. Nasıl bir sevgileri vardı ya, subhanallah. Hazreti Muhammed'e nasıl bir bağlıydılar aleyhissalatü vesselama. Nasıl kendisine çekmiş, nasıl kendine bağlamış. Müthiş bir, öyle bir alan oluşturmuş ki Resulullah. İşte o alan burada ne var şu anda? Sizi bizi buraya getiren bu değil mi? Şu gecenin şu saatinde beni hangi güç konuşturuyor? Hazreti Muhammed sevdası ve aşkı olmasa. Ben bir ölü gibi konuşurdum sizinle. Kağıttan okurdum o sevda olmasa. O sevda olmasa kimse beni konuşturamaz ki böyle. Ancak ve ancak ona olan sevda ve aşk. Onun için sahabede de aynı aşk vardı. Sahabe-i kiramda da aynı sevda vardı.
Bir insan niye bağırır Allah aşkına? Niye bağırır? Elime alırım kitabımı, okurum ben size bu şekilde. Ben böyle programda yaparım. Ama Hazreti Peygamber sevdası ve aşkı bizi oturtmuyor. Yüreğimizin üzerine yumruğunu vurmuşçasına konuş diyor. Konuşturan Allah, sebep olan Muhammed Mustafa. Onun için Rabbim bizi bu sevdadan bir saniye bile uzak eylemesin. Yüce Rabbim. Bir gün garip bir şey oldu. Yıllar önce şehadetinden bir yolculukta Kerbela'dan geçer Hazreti Ali. Kerbela olmadan önce, yıllar önce o bölgeden geçer. Geceleyin burada uyuyacağız der, dikkat edin. Çadırlar kurulur, yemekler pişirilir. Hazreti Ali namaza başlar. Fakat namazın ortasında göğsüne bir ağlama hissi gelir. Olur ya size bazen, ağlamak istersiniz. İmamı bir ağlama tutar. Namazı zor bitirir. Namazı bitirdikten sonra yürür, aa der kendi kendine. Yürür, aa der kendi kendine. Of, of der imam. Anlamsız bir şey dokundu imama. Büyük imama bir şey dokundu, tarifi olmayan bir şey. Nefes alamaz hale gelir. Sanki bin el imamın boğazına sarılmış. Dolaşırken yanındaki sevdalısı Kamber yanına yaklaşır, hizmetçisi. Sende bir şey var imamım der. Sizde bir şey var. Der ki sor bakayım buranın adı ne? Şu bölgenin adı nedir? Derler ki susuz yer Kerbela. Döner ve der ki çadırları sökün. Yemekleri toplayın, develeri kaldırın, gidiyoruz. Burada ben uyuyamam ki. Biner devesine ve yürür. Kerbela'da gecelemez. Sonra yanına yaklaşınca dostu ne oldu sana? Birdenbire daraldın. Nefes alamaz hale geldin. Ne oldu sana imamım dediğinde? Gördüm der. Hissettim der. Buraya bir grup gelecek, bir kervan. Develeni burada çökertecekler. Benim yakınlarımdan hepsi burada öldürülecek. Büyük imamın kerameti hissediyordu. Evlatları Hüseyin'in, torunlarının, kardeş oğullarının tümünün, Ehl-i Beyt'in 40 civanının orada öleceğini hissediyordu. Büyük imam Ali kerremallahu veçhe. Bir gün kapısının önünde bir kalabalık. Dediler ki seni sevenler gelmiş. Dışarı çıktı. Şöyle bir baktı. İçeri girdi. Konuşmadı. Çünkü çok seviliyordu. Kamber dedi ki ey müminlerin emiri, sevenlerinize gülümsemediniz. Sevenlerinizle sohbet etmediniz. Bir şey mi oldu deyince büyük imam der ki beni sevenlerin simasını göremedim gelenlerde. Beni sevenlere hiç benzemiyorlardı. Kamber diyecek ki ey müminlerin emiri, sizi sevenlerin siması nasıl olur? Der ki beni sevenlerin mideleri boş, bedenlerinde yağ olmayacak, zayıf, dudaklarında susuzluktan büzülmüş insanlar. Beni sevenler bunlardı. Büyük imam namaza durduğunda dünya dururdu. Namaza durduğunda kainat dururdu sanki. Bir gün harpte ayağına bir ok değecek, kabasına, kemiğe işleyecek yara. Yarayı, yani oku çıkaramıyorlar çünkü kemik parçalanacak. Büyük imama diyorlar ki çıkaralım,
uyuşturmak lazım. Tahammül edemezsin diyecektir ki namazı kılarken çıkarıldın. Allahu Ekber diyecek, namaza duracak. Kemiğine işemiş olan demir parçasını çıkaracaklar. Namazdan sonra döndüğünde diyecek ki niye çıkarmadınız? Hissetmedim diyecektir. Çünkü namazı kılarken bizim gibi kılmıyorlardı. Onların namazı, senin namazın, hocamın namazı Hazreti Ali'nin namazına benzemiyordu. Benim namazım onun namazına benzemiyordu. Onlar namazı kılarken dünyadan tamamen soyutlanıyorlardı. Yürekleriyle sanki miraca dokunuyorlardı. Tam bir vuslat halini yaşıyorlardı. Onun için sallu salate muvaddi'in. Hazreti Peygamber namazı tarif ederken öyle diyor. Şöyle namaz kılın diyor. Biraz sonra dünyadan ayrılıp gidecek adam gibi namaz kıl. İki rekatlık bir ömrün var. Ona göre kıl namazını. Namazımızda aklımıza doğal gaz fiyatları geliyor. Aklımıza, cep telefonumuza gelen mesajlar geliyor. Namazda aklımızda bugün hangi dizi var? O diziyi kaçırmayayım. Şu dizide ne olduydu? Aklımıza o geliyor. Yarın nereye ziyaret edeyim? Akşam ne yiyeyim Allah aşkına? Aklımıza bu geliyor. Onların aklında Allah vardı. Onun için onların namazı ona yakışıyordu. Bizimki bize yakışıyor. Ve bir Ramazan günü. Ramazanın 17'si veya 27'si. Bugünler. Yaşı 63. Çok garip değil mi? Ömer 63 yaşında vefat etti. Allah'ın peygamberi 63 yaşında, Hazreti Ali 63 yaşında vefat etti. Sanki sünnet yaşı, sanki bu yaş, ölüm yaşı bir sünnet yaşı. 17 Ramazan Irak'tadır, Kufe'dedir. Halife olmuştur. 4 yıl 10 ay. Yaklaşık 5 sene halifelik yapmış. Sakallarına ak düşmüş. Hazreti Fatıma'dan sonra evlenmiş, boşanmış. 9 defa üzerinden evlilik geçmiş Hazreti Ali'nin. Hazreti Hasan Hüseyin'den başka çocukları da var. Camiye giderken Kufe Camii'nde sabah namazını kılmak için gittiğinde birdenbire ördekler ona doğru koşarlar. Bahçedeki bütün ördekler ona saldırırlar. Büyük imama. Yanındakiler ördekleri kovalarlar. Sanki ördeklere şunu derler. Saldıracak başka adam bulamadınız mı? Ördeklerin bağırarak ona hücum ettiğini görünce dur karışmayın diyecek. Hayvanlara dokunmayın. Etrafındakiler susarlar. İmam bakar onlara gülümser. Bu ördekleri biliyor musunuz? Neyi efendim bilmiyoruz. Bu ördekler ölecek olan kişiyi görünce bağırırlar. Biliyor musunuz? Evvelkilerin ve ahirkilerin ilmine sahip Ali. Bu ördekler ölecek birini görünce böyle bağırırlardı. Yürürken biri bağırır caminin bir köşesinden. İhtaris, ihtaris ya emiral müminin. Müminlerin emiri dikkat et. Sana tuzak kuruyorlar. Dikkat et. Korun yani. Adama bakar, adamı taklaz, yoluna devam eder. Biri önüne geçer, der ki, ey büyük imam, sana bir tuzak kuruluyor, dikkat et. Dönecek ve dikkat et diyene diyecek ki, Allah her insana 2 melek göndermiştir. Bu 2 meleğin görevi kadere rağmen olacak olan bir şeye engel olmaktır. Kader gelince 2 melek aradan çekilir,
insan kaderiyle baş başa kalır. Tam bir teslimiyet. Zerre kadar bir korku yok. Peygamber dokunmuş, peygambere dokunmuş şu adamda korku olur mu? Mescide gitti, vakit var. Biraz uyuyayım dedi. Yan tarafa uzandı, kısa bir daldı. Namaz vakti gelince İbn-i Tayyah ezan okundu. Ezan okudu, ezanı okuyunca görevli geldi, Hazreti İmam'a dokundu. Müminlerin emiri, yani Cumhurbaşkanı. Ey halife kalk, namaz vakti. Gözünü açtı, vakit geldi mi dedi. Geldi efendim, ezan okunuyor deyince. Ayağa kalktı, sendeledi hafif, durdu, düşündü. Sonra bir şiir diline döküldü. Gitti, abdest aldı, o sert ayaklarıyla mihraba doğru yürürken birden biri bağırdı. Sultanların en cömerdine yol açın. İnsanlar sağa sola döndüler. Mihrapta mihraba geçsin diye yol açıyorlardı. Kimseye bakmıyordu. Başı önünde yürüyordu. Bir şiir okudu. Uşdud hayazimeke lil mevti fe innel mevte laqike ve la tecza ani mevti in halla bi vadik. Daha önce hiç okumadığı bir şey. Bir an aklına geldi, diline geldi, gönlüne oturdu. Anlamı şuydu. Kemerini sıkı bağla. Ölüm için bağlan artık. Hani kefenini sımsıkı bağla. İşte ölüm geldi. Ölümden kaçma. Yazılmışsa gelir. Yürüdü, birdenbire bir ses duydu. Döndü, bütün boynuna inen bir kılıç darbesi sıyırdı ve bütün damarlarını kopardı. Darbeyi ilk yendiği anda, darbeyi ilk yediği anda bütün Kufe camiini titreten bir feryat duyuldu. Ses onun sesiydi. Bütün Kufe camiini ayağa kaldıran bir sesle bağırdı. Füztu ve Rabbil Kâbeti. Kâbe'nin Allah'ına yemin ederim ki ben kazandım. Bekliyordu sanki o darbeyi. Bir nadandan, bir sefihten, bir ayak takımından, bir düşkün olandan, bir onursuzdan o darbeyi bekliyordu. Onun için o darbe yediği anda Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım dedi. Döndü ve yere düştü. İmamın boynundan oluk gibi kan akıyordu. Gözünü açtı. 3 gün yaşamıştır daha sonra. 3 gün. Veya 2 gün. Beni kim vurdu dedi. Dediler ki İbn-i Mülcem. İbn-i Mülcem'in namaz kılan ayakları, dizleri, alnı çok namaz kılmaktan nasır bağlamış bir zavallı olduğu söyledi. Tetikçi. Bugünkü tabiyle tetikçi bir sefih. Bütün tarihleri oynatanlar, tarihi bozanlar, insanların insanlığını kirletenler hep satılmış tetikçiler olmuş. Ömer'i vuran da bir tetikçi değil miydi Hazreti Ömer'i? Hazreti Hasan'ı şehit eden de bir tetikçi değil miydi netice itibariyle? Bugün İslam dünyasını kana bulayanlar da tetikçiler değil mi netice itibariyle? Bugün Gazze'yi kana bulayanlar da aynı tetikçiler değil mi? Ne fark ediyor? Adı değişmiş, kimliği değişmiş. Döndü bir an. Getirdiler İbn-i Mülcem'i. Baktı adama. Sen mi beni vurdun dedi. Ben vurdum. Öleceksin dedi. Kılıcımın ucunda zehir var. Kurtulamazsın dedi. Baktı adama. Bugün sana sadaka vermiştim değil mi dedi. Talema ahsentu ileyke. Sana ne kadar da iyilik ettim ben.
Sana ne kadar da iyilik ettim. Götürün bu adamı. Adamı götürüyorlardı. Döndü. Dedi ki, bu adamın ellerini kim bağlamış? Biz bağladık. Hayır dedi. Adamın avuçlarına kan toplanmış. Onu böyle bağlayamazsınız, beni vurdu diye. Çözün onu dedi, iplerini geniş yapın. Esirinize iyi davranın. Onu böyle yapamazsınız. Ben yaşarsam kararımı veririm. Yaşamazsam kararınızı verirsiniz. İki gün hasta yattı. Ramazan 27 veya 17. İki gün sonra yaşı 63, hicri 40. Dedim 9 defa evlenmiş, boşanmış. 3 çocuğu Hasan, Hüseyin, Muhsin. Resulullah'la bütün savaşlara katılmış. Tebük seferi hariç, Tebük'te peygamberimizin yerine Medine'de bekledi. Dedi ki, beni odada yalnız bırak. Oğlu Hasan yanındaydı. Dışarı çık Hasan dedi. Oğlu dışarıya çıktı. Kapıyı kapatın dedi. Kapılar kapatıldı. İçeriden bir ses geldi. Resulullah vefat etti. Ebu Bekir vefat etti. Ömer vefat etti. Osman vefat etti. Ali'yi bekliyorlar diye. Hazreti Hasan kapıyı birden açtı. Baktı ki büyük imam çoktan vefat etmiş. Sevenleri çok uzaktan gelmiş. Maveradan, ötelerden. Ötelerin ötesinden gelenler onu almış ve uzun bir yolculuğa çıkmışlar. Büyük imam şehit olmuş. Cenaze namazını Hazreti Hasan kıldırmıştır. Kufe Camii'nde, Necef'e yakın bir yerde, kesin bilinmiyor mezarı, oraya gömülmüştür. Mahşere Efendimiz Hazreti Peygamber'le beraber kalkacaktır inşallah. Yüce Rabbim o büyük imamın bereketinden bizi hiçbir an dahi mahrum etmesin inşallah.